Antalya'da sahte ve çalıntı altınları satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları mesaj grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular bu yöntemle mağduriyetin önemli ölçüde azalmasını sağladı. Sahte altınla başa çıkmakta zorlanan kuyumcular harekete geçti. Derneğimizin WhatsApp grubu vardır. WhatsApp grubuna çalınan mallar hırsızlık olaylarında WhatsApp grubuna atarlar. Göründüğü gibi. Mesela ayarı düşük olan mal satmaya gelenler oluyorlar. Bize bildiriyorlar. Şu mal ayarı düşüktür. 22 patent olup 14 veya altın olmuyor çıkıyor. WhatsApp grubu kuran kuyumcular sahte çalıntı ve düşük ayar altın getirenleri bu grup sayesinde birbirlerini ihbar ediyor. WhatsApp grubundaki bütün esnaf arkadaşım çalıntı mal olsun, her ayarı düşük mal olsun direkt bildiriyorlar. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman mesela mal üzerinde hemen bildiriyor kuyumcuya. Biz de arkadaşlara beraber mesela hırsızlık olduğu zaman da daha farklı oluyor. Hırsızlık mal direkt belli oluyor zaten hırsızın getirdiği mal. Hemen polise ihbar ediyoruz. Hırsızlık malda el koyuyorlar. 36 yıllık kuyumcu Süleyman Koç bu kadar basit anlatıyor ama bir altının sahte mi yoksa düşük ayarda mı olduğu yapılan bazı işlemlerin ardından anlaşılıyor. İmitasyon bilezikler var mesela. Tabii kuyumcu olan arkadaşlar bunu biraz iyi bilir ama yeni açan kuyumcu arkadaşlar biraz tabii zor yani anlaması. Ya biz bile yanılabiliyoruz ayarı düşük mal. Peki sahte altın en çok nasıl ellerine geçiyor? Düğünlerde mesela adam altın alamıyor. Gidiyor imitasyon bilezik alıyor. Sahte altın. Gelincik de ne bilsin? Getiriyor kuyumcuya sahte altın. Yani normal altın diye satmaya çalışıyor. Neticesinde altın sahte. Sahte çalıntı ve düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen kişilerle karşılaşan kuyumcular ihbar grubu üzerinden gelen ürünü inceleyerek şüpheli şahısları da polise bildiriyor. Bir altının ayarının düşük ya da yüksek olduysa mihenk taşıyla anlaşılıyor. Kuyumcular önce 14 ayar bir altını taşa sürüyor. Daha sonra çıkan çizik üzerine 14 ayar asit suyunu damlatıyor. Komşum da vardı 15 tane çeyrek bozduracaktı. İçinde bir tane 14 ayar çıktı. Buraya sürüyorum bak. İzi çıkıyor. 14 ayar asit. Yani 14 ayara göre asit. Bunu sürüyorum. Bu 14 duruyorsa, bu iz duruyorsa 14'tür bu. İz kaybolmuyorsa altının 14 ayar olduğu anlaşılıyor. 18 ayarın üzerinde ise 18 ayar asit suyu damlatılıyor. Yine iz kaybolmuyorsa altının 18 ayar olduğu anlaşılıyor.